arkadaşlar, şimdi tek yarık deneyiyle ilgili konu özetimizden sonra bununla ilgili soru çözmeye başlayabiliriz. Şimdi parlaklık, yani intensiteme bana böyle bir formatta zaten bulmuştum. Böyle bir şey olduğunu biliyordum. Alfanın ne olduğunu bölüm yok. Bu tarz, yani sin bir şey, sin kare bir şey bölü o açının karesi. Bu formatta olduğunu biliyorum. Bana diyor ki, I'nın diyor, I max'a yaklaştığı değerler tanjant alfanın alfa olduğu değerlerdir. Bunu göster. Tanjant alfa alfayken sinüsü bul. Ondan sonra intensity, yani normalde şöyle tek yarık olayında olay şudur. Merkezde en parlak aydınlık vardı. Daha sonra aydınlıklar gitgide küçülür. Yani küçülür derken gitgide azalır aydınlığın şeyi. En sonunda aydınlık oluşmamaya başlar falan. En merkez, en aydınlık bölge, sonra aydınlıklar artı ve eksi yerlere göre bakarsak simetrik olmuş. Merkezde en büyük aydınlık var, sonra gitgide küçülüyor bu aydınlıklar. Bunu gösterir. Şimdi bir şeyin maksimum minimum olduğunu, yani bir maksimum minimum olduğunu bulabilmek için türevini alacağım. A şıkkına bakıyorum. A şıkkına. D I bölü D alfa eşittir 0. Buna bak, o zaman şu I max kısmı beni ilgilendirmiyor. O zaman türevini alıyorum. 2 sin alfa cos alfa bölü alfa kare eksi 2 sin kare alfa bölü alfa küp eşittir 0. Yani türevleri aldım sadece. Bunun türevi eksi, işte bunun türevi, birincinin türevi eksi, ikincinin türevi tarzı şeylerle bunları yaptım. Şimdi bakın, sin karenin türevi 2 sin cos bölü alfa kare eksi 2 sin kare bölü alfa küp. Alfanın türevini aldım çünkü. Başına da 2 geldi. İkiler sadeleştirin. Sinüslerin birini götürün. Alfa kare gitti, bu da gitti. Buradan ne kalıyor o zaman? Cos alfa eşittir sin alfa bölü alfa. Buradan tanjant alfa eşittir alfa. Tanjant alfa alfa olduğu zaman intensity gerçekten maksimum değerini alır. Bu ne demek istiyor? Tanjant alfanın alfa olması, yani bir açının tanjantının o açıya eşit olması durumu ne demek? Sıfıra yakın derler. Sinüs bakın, 0 ile 10 derece arası kosinüs 1'e yaklaşır. Sinüs de o derecenin işte pi'li olarak yazdığımızda o değerine yaklaşır. Tanjant öyle çünkü sin bölü kosinüs. 0 ile 10 derece arasında derecenin değerine yaklaşır sinüs ve tanjant, kosinüs de 1'e yaklaşır. Çünkü çok küçük açılarda kosinüs 1'e eşittir. Çünkü kosinüs 0, 1. 0 ile 10 derece arasında kosinüs 1 gibi davranır. Sinüs ve tanjant da o açı gibi davranır. Görüyorsunuz. Tanjant alfa alfa eşit olması demek. Sinüsü de ona göre bulacağız. Çok küçük açılar demek. Alfa çok küçük. İşte bu da şunu destekliyor. Merkeze yakın, yani merkezdeki aydınlığa yakın bölgelerde parlaklık maksimum olur demek istiyor. Tamam. Tanjantı buldum, sinüse bakayım. Şöyle bir üçgen çizsem. Alfa, alfa ve 1. Çünkü bakın tanjant karşı bölü komşudan. Sinüse bakalım, burada alfa kare artı 1. Sin alfa nedir burada? Alfa bölü kare kök içinde alfa kare artı 1. Tamam. Bunu da bulduktan sonra, sinüsü de bulduktan sonra şurada yerini yazabilirim. Hadi burada yerini yazarsak şu alfalar birbirine götürür. İntensite nereye doğru gidiyor? Imax. Çünkü bulduğum değerleri yazıyorum. Alfa kareler birbirine götürdü. 1 bölü alfa kare artı 1. Yani bu ne demek istiyor? Alfa değeri değiştikçe, alfa dediğimde neye bağlı? Onu da şöyle yazarsam. Alfa dediğim değerde neye bağlı? Pi A sin teta bölü lambda'ydı. X'in içindeki değer. Bakın, bu da şunu demek istiyor. Açı artarsa, açılar büyüdükçe alfanın değeri de büyüyor. Çünkü sinüs 0'dan 90 dereceye doğru sürekli büyüme eğiliminde. Teta büyürse alfa da büyüyor. Alfa büyüdükçe intensity, yani parlaklık küçülüyor. O zaman şunu diyebiliriz. Merkezden uzaklaştıkça parlaklık azalır. Yani parlak
aydınlık bölgelerin parlaklığı azalır. Aydınlık bölgelerin parlaklığı azalır. Unutmuyoruz. Teta büyüdükçe, alfa da büyüyor, alfa büyüdükçe parlaklık azalır. Yani merkezden yukarı doğru, yani sinüs 90'a doğru gidildikçe aydınlık bölgeler oluşuyor ama daha az görünür şekilde oluşuyor. Bir aydınlık bölge var ama karanlık mı aydınlık mı pek seçemiyorsunuz, onu söyleyebilirim. Bu dediğim gibi tek yelpazeyle ilgili güzel bir uygulamaydı. Şu tarz ıhı formülünü bilirseniz demek ki düşüneceğiz ki bu tek yelpazeydir. Bu sorunun çözümü de bu kadar.